Hoş geldiniz değerli dostlar. Karşımızda Darkwood. Evet, uzun süredir bu oyunu merak ediyordum. 2017'de çıkmıştı. Bu bir geç bakış olarak karşımıza çıkacak. Hazır 12 Türk lirasına düşmüşken şöyle bir değerlendirelim dedik. Büyük bir challenge'ın, yani affetmeyen bir oyuna girmek üzeresin. Hani bir an elinin düşmemesi gerekiyor. Ormana saygı duy, sabırlı ol ve odaklan. Evet. Bakalım bu oyun nasılmış? İnsanların gözlerinde nefret ve korku gördüm. Eğer bu salgının tüm sorumlusu ben isem, bu bölgeye yayılan bu hastalığın kaynağı ben isem, saklanacak bir yerim yok. Kaçacak bir yerim yok. Ormanlardan başka güvenebilecek hiçbir yerim yok. Hepimiz batmış durumdayız. Güzel, oyuna bu şekilde girdi. Notepad'imiz var burada. Güzel. İlacımız var. Neymiş bu ilaç? Ne işe yarıyor? Büyük ihtimal uyku veya ağrı kesicidir. Bu şey, alkol, ev yapımı alkol. Buradan alkol yapıyor abimiz. Bu bölgede sadece patatesler yetişiyormuş. Elinde de biraz kalmış bizim elemanın. Oo, sese bak. Güzel, atmosfer hoş. Jeneratör neredeyse bitmek üzere. Dışarıdan gidip bir gaz tankı bulmalıyım. Dışarıda bir yerlerde bir traktör görmüştüm. Belki oralarda bir yerlerde benzin bulabilirim. Kafesler bu sefer boş. Benim aletlerim yıllardır sterilize edilmemiş. Yerel hastalarda pek fazla yardımcı olmuyor zaten. Bizimki doktor mu acaba? Bu arada bir cisme yaklaşmadan onu egzamin yapamıyoruz, haberiniz olsun. Yani uzaktan tanımlayamıyoruz. Kilit uzun zaman önce takılı kalmış. Neyse. Burayı zaten çöplük için kullanıyordum. Burayı açmamalıyım. Onu içeriye tıkamak için çok uğraştım. Büyük ihtimal içeride birileri var. İçeride yaratık gibi bir şey herhalde biz şey yaptık. Hapsettik, onu söylüyor. Aynen, burada söylüyor. Yakınlaştığımız zaman sadece çıkıyor. Ne oluyor be? Radyo yıllardır sessiz. Sadece statik sesler işitebiliyorum.
Bu notları kalpten biliyorum. Bu yüzden okumanın pek bir anlamı yok. Bizimki şey herhalde, doktor gibi bir şey. Alkolümüz var. Ne işe yarıyormuş? Bunu şeyden doldurabiliriz, biliyor muyuz acaba? Tıpla ilgili bir defter aldık. Bu evin anahtarı, bu da kibrit. Güzel, etkileşimi sevdim. Mesela alkolü böyle alsak. Neyse, alkol kalsın. Eğer şifte bası da tutarsak orada kullanmamız gereken bir şeyler varsa kullanıyoruz. Hani diyelim anahtarı ayrıca seçmeme gerek kalmadı. Bir zamanlar ormanda bu araçla hareket edebiliyorduk. Hani bu bir lükstü. Ancak şimdi ormanda ağaçlar sıklaştığı için güçlük çekiyor bizim adam. Bu da yıkılmış bir kuyu. Rob var içinde, yani halat. Bu da tahtadan bir manken. Köpeğim. Onun başarabileceğini zannetmiyorum. Onun acısını sona erdirmeliyim. Bayağı sevdim oyunu yalnız. Ben niye saçma sapan konuştum oyunun başında ya? Oyunun atmosferine çok girdim galiba. Balta yok ki bende. Heh, buradaymış lan balta. Köpeği büyük ihtimal bununla öldüreceğiz. Bu arada baltayla koşamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Nasıl öldüreceğiz ki? Bu böyle ölmüyor. Yani baltayla öldürmek de biraz şey oluyor, sadistçe oluyor da. Oyun diyorsun yani, işte oyunda insan pek fazla şey düşünemiyor. Ha, sağ tuşa basıp burada gösterdi bunu. Sağ tuşla basılı tutuyoruz, sol tuşla vuruyoruz. Böyle. Okey. Bu tuzağa benziyor. Yani orman bu tuzaklarla dolu. Biraz dikkatli olmalıyım. Kemik. Seslere baksana.
Ha yani ben bu kısımdayım ama yani tam olarak göstermiyor benim nerede olduğum. Hani işte bak şöyle nokta şeklinde göstermiyor beni. Yeni yerler keşfettiğim zaman da haritama eklenecek. Yani bu ağaçlar bizim dış dünyaya olan benim dış dünyaya olan bağlantılarımı tamamen kapatmış durumda. Hani buraya birilerinin gelmesi çok zor, neredeyse imkansız. Düşen bir ağaç bulduk. Burası kamp ateşi yakılmış. Çift tuşuna basılı tuttuğum zaman hızlı bir şekilde inventory'mizi alabiliyoruz. Burası çok karanlık. Bir tane meşale yapmalıyım. Yavrum bir tane daha yaptı. Tüh. Terk edilmiş bir ev. O ne? Sopa gibi bir şey ya. Burayı daha sonra şey yapacağız. Büyük ihtimal daha sonra geleceğiz. Bu ne be? Ne iğrenç bir şey bu ya. Yani birkaç gün içinde tamamen hepsi şey olacak. Yani yok olacak. Hayvanat bahçesi gibi bir yer burası. Buradan da giremiyoruz. Ama buradan giriyoruz. Ne iğrenç bir şey bunlar böyle ya. Aha. Yaşayan birisi. Ha. Görünüşe göre nefes alan birileri var. Yani bu ormandan bir çıkış varsa eğer büyük ihtimal bu anahtar benim çıkışım olacak. 21. Tamamen bilinçsizdi. Onu daha önce burada hiç görmemiştim. Sadece bir anahtar ve bir günlük taşıyordu. Eğer buraya gizlice girebildiyse, buradan çıkmanın da bir yolunu bulabilmeliydi. Bana gönüllü olarak yardımcı olmayacaktı. Ama bu... pek de önemli değil.
Adamı buraya getirdi. Bu ormandan dışarı çıkmalıyım. Beni duydun mu fare? Nasıl olduğunu söyle bana ve senin gitmene izin vereyim. Bazen onun sesini duyuyorum. Beni çağırıyor. Eve dönmem için beni çağırıyor. Çıkış nerede? Nerede? Bana nerede olduğunu söyle. Seni bir köpek gibi öldüreceğim. Eğer mecbur kalırsam seni bir köpek gibi öldüreceğim dedi. Lanet olası pislik, benim anahtarımı çaldı. Yani bunu maymuncuk gibi bir şeyle açabilirim dedi. Çok kötü yaralandım. Bunları kullanarak kendimi iyileştirebilirim. Nasıl olacak o bebeğim? Bandaj yapacağız. Nasıl kullanacağız bunu? Maymuncuk yaptık. Basıyorum ama herhangi... Flashlight ve kürek. Konteyner arandı, tamam. Yani burası şey yapmak için çok sağlam kapatılmış. Çözmek için. O zaman kürekle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi yavrum. Küreğimiz kırıldı. Küreği daha sonra tamir edebiliyoruz. Abi bir şeyler oluyor. Boş bir tane şırınga buldum. Abi ne oluyor? Bunu böyle iteleyebiliyoruz mu?
Jeneratör çalışmıyor. Burada diyor şey var diyor. Metal bir yatak gibi bir şey yani. Kemerler bağlı diyor üstünde. Bir dakika, ne dedi? Ha, arıyor. Bununla jeneratörü çalıştıracağız büyük ihtimal. Bununla silah yapacağız. Önce şu jeneratörü bir çalıştıralım. Oha. Süper. Bu ne be? Yani bu yaratığın sesi böyle ağzı açılmış bir şekilde, rahatsız edici, gözleri falan yok. Radyodan diyor, onun şeylerin hareketlerini, frekansını şey yapabiliyorum diyor. 4 ne? 4 8 9 2 Lütfen benim çıkmama izin ver. Niye açamıyorum kapıyı? Kapıyı açamıyorum. Yardım et bana. Abi. Bu ne? Plastik tavuk var bir tane. Ne bu? Ne oluyor be? Abi ne olacak? Yemin ediyorum korktum ha. Böyle bir oyundan korkacağım hiç aklıma gelmezdi. Oyun gayet başarılı.
Abi çok iyi be. Uzun zamandır böyle hisler yaşamamıştım. Bu sadece prolog bölümüymüş. Yani daha bölüm bir başlamamış bile. Vay be, burada kendi şeyimiz var. Yemek yapabileceğimiz bir yer var. Yani burası bizim güvenli bölgemiz olmuş oluyor. Ödüm patladı ya. Ha, pencereleri falan kapattım diyor. Yani şimdi diğerlerini de bari etmem lazım diyor. Buradan büyük ihtimal barikat yapacağız kendimize. Bunun için iki tane pardon lockpick. Vay be. Oyun bence harika. Kendinize iyi bakın dostlar. Bu oyunu şiddetle öneriyorum. Ne diyebilirim? Yani bayağı bir uğraştım diyorum. Bayağı bir hoşuma gitti. Yani gerçekten bu kadar iyi beklemiyordum. 12 TL hiçbir şey yani bu oyun için. Evet dostlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın.